Zombie Apocalypse. Şimdi girmeden önce şunu sorayım. Altan Beyler sizin yakınınız mı? Evet evet, hepsi benim tamam. Aileden. Karşı gruptan da burada vatandaşlar var. Sizden ricam, Altan Beyler sataşıyor. Onlara mani olun, biz müdahale etmeyelim. Tamam tamam. Yani çocuk da haklı bu arada yani, tabii sataşıp yani, ama... Öyledir ama bura biliyorsunuz devlet dairesi, hoş evet, olmuyor. Evet. Buyurun. Bunlar niye içeride ya? Beklerseniz ben bilgilendireyim. Aa, evet. Aha, sana aha, abi. Geldi. Abi hoş geldin. Kıdemli Teğmen. Biz de seni ya bekliyorduk. Oğlum ben, siz niye parti yapıyorsunuz lan? Uf, biraz bekleyeyim abi, konu seni konu soruyorum amca. Beştir. Gel içeri gel. Hayırdır, niye içeridesiniz siz? Dedektif. Memur beyler, ne oldu ya? Evet. Şehrin ben anasını Charles'ların bir siktir sanki, ben anlamadım. İkisini ki. De aldım odaya. İfadeler için bekleniyor. Burayı boşaltır, bakayım. Boşaltır mısın? Burayı boşaltır mısın? Sadece 35 kişiden dayak gelip soylu kalsın. Ama hepsini içeri alacaksın. Tamamdır. Oğlum sizi niye içeri aldılar lan? Bilmiyoruz. Abi, sonradan siyahli olan köpekleri izliyoruz. Şikayetçi olmuşlar galiba. Şikayetçi mi olmuşlar? Annelerimiz. Şaka yapıyorsunuz değil mi? Yo vallahi sarılar şikayetçi olmuş bizden. Bizi içeri aldılar. Onlar dışarıda. Oğlum dur bir dakika, çok sinirlenmemeliyim. Şöyle bir omuzlarımı falan bir gerdireyim. Çünkü hani bu çok şaka gibi yani. Tabii ki. Esas şaka olan başka bir şey bence abi. Senin yaran nasıldı? Siktirettir onu söyle de bana. Ben iyiyim ya. Bunlar koymaz bana. Sadece bu piçler güldürüyor beni, biraz canım acıyor. Evet. Şeyi merak ediyoruz amca ya. Ah, şimdi Latinler siyahilerin köpeği olmak için acaba kaç para almışlardır? Ha, benim başıma bir ödül koymuşlar herhalde de 35 kişi Latinlerle siyahiler gelmiş bana. Nasıl birleştiler ben anlamadım. Nasıl olabilir? Onlar diplomasi mi yapmayız? Latinlerle doğru gitmesin bu rol ya. En saçma şey değil mi? Oğlum bir dakika, barışmışlar nasıl, işte. Siyahilerle Latinler birbirine sırt sırta mı savaşmışlar? Evet. Amca sen görmedin mi? Görmedim ben. Oğlum sen benim o kadar kalabalıktı ki ben bir şey göremedim yani hani. Amca güldürme, belim acıyor. Her şey ışık hızında oldu, bir flaş eksikti yani. Allah Allah oğlum, bir şey söyleyeceğim, bu kadar bence neden korkuyorlarmış ya? Bence de öyle değildir, bir yanlış anlaşılma bence var. Bence de öyle değildir. Çünkü amca siyahi ve Latinlerin diplomasi yapması henüz dünya tarihinde görülmedi. Amca yandı, artık görüldü. Oğlum güldürmeyin lan beni. Babam da taşkaklı adammış, 40 kişi geldi. Yani. Acıyor lan. Abi. Arabam bizimki de böyle bir taşıyor. Durmayacağım bir daha. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Senin yerimle parktayız. Bir şey soracağım abi. Rus mus var mıydı? Oğlum ben bir şey söyleyeceğim. Benim bu Tatar, Rusya'da bir tanıdığım vardı. O hani belalı olduğum Ruskalov. Onu arayayım mı? O gelmiş olmasın ha. Amca yani. Gelsin buraya oğlum bari. Evet sen de onu ara, biz de karşı şey yapalım. Bir de onlarla şey yapalım, diplomasi. Yuki'yi falan da arasana abi. Oğlum onu da bir ziyarete gidelim bir ara. Onu af hayır, dileyelim bari, böyle olmaz. Abi yarın gitsek hoş geldiniz diye çay ikram edecek zaten. Öyle oluyor herhalde. Altın öbür tarafa çok yazarım. Yardım istemek lazım. Oğlum güldürme. Acıyor canım acıyor. Tamam oğlum şimdi bir dakika benim. Şu an sakin ol, istiyorsan bir sor. İki dakika bir nefes alayım. Al al ama içerisi çok güzel bak, gel sen evet, çıkamazsın. Dur bakayım ya de. Memur bey bir şey söyleyeceğim. Beni de mi alsanız ya? Yani. ben de olayın içindeydim o yüzden. Will şikayetçiyim, küfrediyor beni, tahrik ediyor parmakla. Memur bey, beyefendiden şikayetçiyim, kazma taşıyor. Onu teslim ettim ben. Ya memur beyler Rusatsız gerçekten taşıyor, bir dakika ciddi bir şey soracağım. Bu arkadaşları şikayet edenler bizi doğrayanlar mı? Şimdi bölgedeki deşkem ve bodycamler incelenecek. O yüzden ifade alınmak üzere. Nasıl sadece bir bölgedeki deşkem bodycamler yetmez. Bir dakika dur arkadaş. Alo. Mobese baktırın. Şş, o mevzu beyler. İçin. Tamam bir durun, ciddi bir şey konuşuyor. Açıklama yapmam istemiyorsanız evet, yok yapmam. Yok ben sıkıntı dinliyorum yok. Seni dostum. Kusura bakma. Onlar şimdi haklılar ya, biraz tabii sinirliler. Ben de ufak bir göz gezdirdim. İki tarafın kavgası mevcut. O yüzden buradalar. İki taraf yok ki. Bu. İki tarafın bir taraf yok aslında. Yani olayı ifade verdiğimiz gibi orada motelin önünde de bir yaklaşık 20-25 kişi vardı. Biz bankanın orada dururken arkamızı döndüğümüzde bildiğin bütün dünya bir araya gelmiş. Ondan sonra barış, işte, kardeşlik. Barış kardeşlik, ellerinde pankartlar geldiler. Pankartların içinden resmen bıçaklar çıktı. Yani şimdi bu durumda nasıl bizim bu yanımdaki aile bireylerim içeride duruyor da bir tane bile diğer kişileri göremiyorum. Merak ettim yani sadece. Sorgudalar. Alındı. Yani sorgudalar. Şey anladım. Şeydi abi biraz hani nefsi müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır gibi oldu bizimki aynen biraz. Aynen böyle çıkartma en son 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı. O, sus. Evet.
şey diyeceğim, biz ittifak müttefik hepsi karıştı, ne oldu ya? İtalyanlar, Ruslar, Kırgızlar, Latinler, İngilizler, Fransızlar. Ben 3 gündür çalışıyorum, 10.000 dolar para kazandım, 2 dakikada götüme 14 bin dolar para soktunuz. Ben böyle düzenin amına koyarım. Efecan. Efe sakin ol oğlum, sakin ol. Hey hey, sakin ol Efe. Kelimelere dikkat et, nerede olduğunun farkına var. Sıkıntı yok memur bey, siz şey yapmayın, ona çok takılmayın. Abi bu arada bir şey diyeceğim. Bu ekipte hani bize gelenlerde kimler eksikti biliyor musun? Kimler? Latinler vardı. Latinler Çek. Siyahiler vardı Çek. Bir Ruslar eksikti. Bir de Rus da vardı lan Igor işte, o da pardon pardon. Aa, o da vardı. Evet, Rus da var. Rus da var. Fransız şey yoktu, Fransız. Alman yoktu, Almanlar yoktu. Bir Laz eksikti, Laz. Almanlar bizden değil miydi oğlum zaman? Şimdi arkadaşlar üstün körüsüyle bir açıklama yapmak gerekirse orada olanları aldık. Olmayanların da arama kaydı oluşturulacak, yakalanacak. Herkes cezasını çekecek. Yani i̇nşallah, kimse inşallah. Kaçamayacak. Ya bence de kaçamamalıydı ama bizim arkadaşlar hepsinin içeride olması biraz canımı sıkmadı değil yani. Amca biraz zaten orada olanları aldılar. Biz hepimiz içeride. Sorgu ve ifadeleri alınacak. Bu yüzden burada tutuluyor. Yani başka bir yerde şey tutabileceğimiz. Miyim? Tabii. Acaba kaç kişi var karşı taraftan hani bizim haricimizde? Oğlum alayı kaçtı zaten. Hayır kaçtı, yok, yakalananlar kimler? Kaç kişi yakalandı? Onu çok merak ediyorum. Bunun bilgisini maalesef hani onlara sizin bilginizi veremiyoruz. Sizin onlara. 3 aşağı 5 yukarı hadi böyle. Maalesef. Bir avuç varlar mı? Miko. Bir avuç varlar bak, tamam. Sağdan çıktı. Tamam. Gerek yok arkadaşlar. Tamam hadi tamam. Sohbet ediyoruz. Bu şey olur. Ortaya çıkar zaten her şey. Sıkıntı yok. Böyle yapmaları gerekiyorsa yapsınlar. Güney. Şunu zaten soracağım. Buyurun. Siz davanızda haklı olduğunuza inanıyor musunuz? Ya beyefendi bir dava yok. Biz gereken cevabı... Yok hayır. Yani bu olayda haklı. 15 Temmuz'da tamam. Verdik gereken cevabı. Ya zaten bir... Ben en son hani yanımdaki adamı bıçaklamak üzere değil, hatta bıçakladığını gördüm, elimi kaldırdım. Zaten yok sonrası neredeyse. Zaten. Yani. Aynen. Çünkü biz hani 4 kişiyiz, onlar 35 kişiydi ya durduk yere. Hı-hı. O yüzden dedim yani. Hani bir dava yok ortada. Yok. Ha, bu saatten yani sonra bir dava olmalı tabii devlet olmaz tarafından. Olmaz. Ha devlet tarafından olacak, siz tarafından tabii, lütfen tabii. Olmasın. Yok canım bizim biz nasıl baş edelim bütün dünyayı nasıl tüm dünya karşımıza ya. Gelmiş. Ya öncelikle şunu da diyeceğim Mükremin Altan. Siz buraya kelepçeli mi geldiniz? Yok. Yok abi. Tamam. Daha ne? Ben çift kelepçeli geldim. Evet. Sen gelirsin tabii. Abi samimiyetine dayanarak da bir soru sorabilir miyim? Samimiyetinize dayanaraktan. Efecan bir şey soracağım. Dashcam, bodycamlara baktım. Polis orada silah çekmiş, adamlara yumruk attı mı, cesareti nereden buluyorsun? Ama adrenalin, şimdi adrenalin o biraz. Çocuk genç de yatıyor, hepimiz yerdeyiz. Bak, bıçaklanmışız. Yerde. Bütün ailesi yerde. Düşünsene bir geliyorsun, bütün ailen yerde, kan revan içinde. Şimdi şehrin ortası. Ama akıllanması yani. Lazım. Daha önce de kardeşinin kafasına silah dayayan bir kişi ikinci hamlede vurmuştu kendisi polis yanında. Öyle bir şey olmamıştı. Yanlış mı hatırlıyorum? Lan nasıl iki de vurdum onu ya? Tek de öldürmem lazım deyip mi? Saçma saçma konuşma lan. Sus lan. İşte. Neyse yani yapacak bir şey yok. Bekliyoruz o zaman. Beni de içeri alır mısınız? Maalesef. Evet. Maalesef. Nasıl alamıyorsunuz? Aynı peki, abi bizi dışarı çıkartmışsınız. Ya. Dur bir dakika, farklı bir yöntem buldum. Bizi ya dışarı çıkartmışsınız. Ya da biz bir bekleme odası falan yok mu oturup orada konuşsak? Bekleme odası işte. Ya bir şey diyeceğim. Abi o zaman bize bir sandviç mandviç bir şey verin. Valla midem kuydu. Midem kazındı benim. Diğerleri federalde çünkü. Sizi de mi gönderelim, onu mu istiyorsun? Yok hani, bizim federale niye gidelim biz kardeşim? Niye gidesiniz? Tatlı tatlı sakin sakin konuşuyorum. Tamam yani biz burada... Saru abiyi verelim. Şey alalım. İçeri. Oğlum hemen sattın lan beni. Abi hayır buraya yani ya. Bonservisini mi? Polos kartı bir miktar para verelim. Hayır ben şöyle bir karar aldım. Yarından itibaren bir Ağrı Karaköseli olarak o tayfanın içinde yeni bir soluk, yeni bir güç olarak ekleneceğim oraya. Helal olsun mesela koca. Bunu bilin. Bunu bilin. Bundan bir sonra kardeşlik dünyası. Zaten. Bundan sonra var ya tek yumruğuz. Ben aradım orada eksikti. Bir... Hayır orada yeniçeriler eksikti. Ben de onlara dumandan haber yordum. Efecan'a ne içiriyorsan ses içeri. Prozac 20 miligram. Teğmen. Ben... Saruhan Bey içeri girmek istiyor, içeridekiler dışarı çıkmak istiyor. Öyle bir şey. Öyle hemen. Bir şey söyleyeceğim. Altın içeri alır mısınız? Ben böyle bir olay görmedim ya. Altan bu kadar esnek olduğunu bilmiyordum. Hangi ilaçtı o? Ben de bu kadar geniş olduğunu bilmiyordum. Prozac 20 miligram. Öyle mi? Evet. Herkescilerden hiçbir şey hissetmiyorum. Lan herhalde. Ağlanacak halimize gülüyoruz yemin ediyorum. Abi ne yapalım? Ağlasak da zaten. Çok abi bir şey diyeceğim. Alalım mı yavaştan?
Bir dakika, ben... Dünya Kupası'na bile 32 ülkeden takım gidiyor. Amına kodumun kavgasına 82 milletten geldiler. Şampiyonlar Ligi bile lisans soruyor amına kodumun. Bankan dönüyor, Erasmus'a döndü abi. Şeyma. Onda bile belli bir ortalamayı yakalıyorsun. Efendim. Her ülkeye gidemiyorsun öyle. Alalım mı efendim? Çok beklettik. Evet, hay Allah'ım ya. Çok beklettik, alalım onları. Beço uyudu yalnız üstünden burada. Tamam, çıkartabiliriz. Beço. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Polis beyler. Ben sütlerim onu Seyit Onbaşı gibi. Bir Seyit Onbaşı yoksa. Bir Seyit Onbaşı eksik. Of lan ya, çok güldüm. Baziler, Sovyetler, Ruslar, Franklar. arkadaşlar, kamu binası olasınız biraz. Tamam tamam oğlum, sinirleriniz bozuldu biliyorum ama hani bir kendimize gelelim. Ben ilaçtan iyice kafayı yedim. Öncelikle almak istediğin biri var mı? Sakinleştirici verdiler abi, biz ondan çok sakiniz şu an. İlacın etkisindeler memur bey. Bekle kalacağız mı? Hiç sorun değil. Benim şu cepte bir Prozac olacak, su var mı? Oy. Senin bir... Hadi kimse gitmesin. Şey, bizimkiler abi çıkacaksa ben ha tamam. Çıkacaksın, evet, sana da yazıklar olsun. Gerek var mı? İfadeleri son kez alınıp serbest bırakılacaklar. Tamamdır memur. Ben ilk mi gidiyorum abi? Ben bir şey yapmadım. Ne tarafa yürüyeyim? Aileme saldırdılar. Gel böyle. Ulan şey, kamera görüntülerini abi izledim. Ay. Mike Tyson gibi girmişsin adamlara. Nasıl bu arada sana? 25 o 25. 25. Bizim orada 69. Tamam. Çok özeniyorum lan size. Tamam. Sonra göndeririz. Tamam. Burada olmayayım abi. Yok, telsizde değilim. Ben duydum efendim. Direkt serbest bırakıyoruz. Arkadaşlar çıkabilirsiniz. Oh be. Tamam, çabuk soy burası sizde. Tabii efendim. Hadi Beço yaşıyorsun. Sağ ol amca. Beço oğlum. Hadi gel. O yoruldu o ya. İlaç etkisi uyumuştur o. Gel oğlum hadi. Buyurun beni takip edin. Alamadım ama. Alamadım. Allah. Hay Allah'ım ya Rabbim ya nesin Allah ya. Gel gel kartele, gel karteldekiler kan kardeşler. Oy. Oy arkadaş ya, Latinlerle siyahlar birleşmiş. Ya dünya tamam uzatma, tamam onu konuşuruz ya. Onu bırak. Çok tamam garip. Uzatma lan Miko. Ulan sunucu 2 günlük hikayesinde bu nasıl gelişebilir amına koyayım, böyle bir şey var mı ya? Vermiyorsun diye.